Tekrardan hoş geldiniz. Mitoloji 101 serimizin ilk anlatım videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız Mitoloji 101 tanıtım videomda size nasıl bir süreç izleyeceğimden kısa kısa bahsetmiştim. Hatta ilk mitolojimizin Yunan mitolojisi olacağından da bahsetmiştim. Ancak şöyle bir durum var. Size bunu açıklamak isterim. Yunan, İskandinav, Mısır ve benzeri gibi birçok mitolojiye girmeden önce aslında çok temel, çok basit ve kelimesel anlamda mit ve mitolojinin ne olduğunu konuşmamız gerekiyor sizlerle. Bu bir öncelik diyebilirim. Mit ve mitolojinin ne olduğunu anladıktan sonra daha çok gireceğimiz mitolojilerdeki kavramlar nasıl bir hikaye anlatıcılığı, nasıl bir hayal gücü ya da nasıl bir inanış sistemi gibisinden konuları çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü biraz daha akademik anlamda derlediğim bilgileri size daha günümüz, daha sıradan konuşma diliyle anlatmaya çalışacağım. Ve bu anlatacağım şeylerin de tamamen temel bilgiler, basit bilgiler olmasına da özen göstereceğim. Yani sizi sıkacak, sizi darlayacak çok fazla şey söylemeyeceğim, merak etmeyin. Ancak bunun mit ve mitolojinin ne olduğunu anlatmamız gerektiğinin elzem olduğunu düşünüyorum. Zaten ondan sonra da bu videoyu tamamlarken Yunan ve Roma mitolojisinin karşılaştırmasını yapacağım. Ve burada bitirmiş olacağım. Dolayısıyla daha sonraki videomuzda Yunan mitolojisine girişin tam anlamıyla başlangıcı olabilecek. Bu arada neden Yunan ve Roma mitolojisini karşılaştırıyorsun? Hani mit ve mitolojiyi konuşacaktık falan diyeceksiniz muhtemelen. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak bu Yunan ve Roma mitolojisinde çok kafa karışıklığı yaratan meseleler var. Onları açıklamak için bu videoya bunu aldım. Bir de tek başına bir video edecek kadar uzun bir konu değil. Dolayısıyla gerçek anlamda Yunan mitolojisine giriş yapmadan evvel bunu da açıklığa kavuşturursam çok rahatlayacağınızı düşündüğüm için videoyu bununla sonlandırmayı planlıyorum. Şimdi öncelikle size bu videoda kullandığım kaynakları tekrar söylemek isterim. Çünkü nelerden yararlandığımı bilin. Gerekirse siz de uzun okumalar yapmak için o kaynaklara gidin diye buraya hemen söyleyeceğim. Burada hemen bunları belirteceğim. Mitoloji sözlüğü. Size tanıtım videosunda da göstermiş olduğum mitoloji sözlüğü. Bu mitoloji sözlüğünün girişinde çok güzel, çok doyurucu bir ön söz var arkadaşlar. Azra Erhat'ın kendi yazmış olduğu ön söz. Onu okursanız şu an bu videoda bahsedeceğim şeylerin çoğunu, hatta daha da fazlasını uzun uzun tadına vara vara ve doyurucu bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ben burada biraz daha kısa, özet ve kompakt halini anlatmaya çalışacağım sizlere. Daha sonrasında ise Myth Today isimli bir makale var. Roland Barthes tarafından yazılmış. Şöyle ki hani size bahsettiğim lisans döneminde kullandığımız dosyamız demiştim. Bunun içinde yer alan bir Myth Today isimli makale var. Ve oldukça uzun. Gerçekten çok yorucu olduğunu düşündüğüm bir makale. Ancak şöyle ki ben size bunun en önemli gördüğüm kısmını ve özellikle bizim de Özlem Karadağ hocamızın bize daha çok üzerinde durduğu konu olan biraz daha gösterge bilim, dil bilim konularına giren bir mitolojinin kelimesel anlamda nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım bu makaleden çıkardığım özetle. Çünkü size bütün makaleyi okumam ya da bütün makaleyi anlatmam çok sıkıcı olabilir. Bunu istemiyorum. Tamamen kendi notlarımdan çıkardığım, öğrencilik zamanında aldığım notlardan çıkardığım ufak bir özet anlatacağım size burada. Myth Today isimli makaleden. Daha sonra da Yunan ve Roma mitolojisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları da açıklayıp bu videoyu tamamlamış olacağız inşallah. O halde başlıyoruz. Mit ve mitolojiye giriş diyelim bu bölümün başı için. Azra Erhat kitabın ön sözünde şöyle başlıyor cümlelerine. İlkin söz vardı der kitap diyor. Burada bahsettiği aslında bizim bildiğimiz din denilen semavi dinlerden yapılan bir referans diyelim. Evrende hiçbir şey yokken önce ne vardı? Hani Tanrı vardı gibisinden bir kavram aslında bu. Let there be light, yani ışık olsun dedi ve oldu tarzında bir başlangıç vardır. Bütün evrenin başlangıcı adına yapılan bir, söylenen bir cümledir bu. Ve dolayısıyla Tanrı'dan da önce var olan ya da Tanrı yerine konulan bir şey olarak söz kabul ediliyor. Bu söz aslında çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki bizim bugüne kadar taşıyabildiğimiz bilgiler, hikayeler, insanlık tarihi, her şey sözle aslında başlayan ve gerçekten de sözle ilerleyen bir süreç içerisinde kavrulup pişiyor. Azra Erhat bu söz meselesini Yunan kültüründe şöyle açıklıyor. Üç farklı söz anlamına gelen kelimemiz var Yunan
kültüründe diyor. Bunlardan ilki mitos, ikincisi epos, üçüncüsü de logos. Peki bunlar ne? Bu kelimeler söz anlamına geliyor Yunan kültüründe. Hepsinin anlamı söz, ancak farklı farklı detayları, farklı farklı ayrıntıları var. Mitos şöyle ki anlamı söylenen söz demek. Anlatılan ve söylenen söz anlamına geliyor. Örnek olarak da buna masal ve öyküyü verebiliriz. Azrail hatta bizzat kendisi zaten masal ve öykü olarak bunları örnek vermiş. Ancak mitosun kaynağı güvenilmezdir. Kaynağından ziyade bir de anlatılan şeylerin gerçekliği güvenilmez olarak kabul ediliyor. Peki neden? Çünkü insanlar bazı şeyleri aktarmak için, bazı şeyleri ilgi çekici kılabilmek için tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca bazı şeyleri abartarak anlatmaya çalışmış. Anlatmayı tercih etmiş daha doğrusu, öyle diyeyim. Ve mitos da bunlardan biri. Masal ve öykülerin abartılı olabileceğini zaten biliyorsunuz. Ve buna neden güvenilmez olabileceğini de, güvenilmez sıfatının verildiğini de buradan anlıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Epos ise düzen ve ölçü ile söylenen söz anlamına geliyor. Buna da şiir, destan, ezgi gibi örnekler verebiliriz edebi türlerden. Eposa ise batılı kültürlerde epik ve epope şeklinde karşılıklar verilmiştir. Bu epos dediğimiz olay için şeyi hayal edebilirsiniz. Hani bir ateş etrafında toplanmış hikaye anlatan, ezgili, epik şiirlerini anlatan ozanların olduğu bir görüntü hayal edin. Bunun için eposa böyle bir örnek verebiliriz diye düşünüyorum aslında. Orada anlatılan, ezgiyle söylenen bütün nasıl diyeyim mitik hikayeleri ya da olağanüstü, masalsı herhangi bir şey olabilir. Gerçekçi de olabilir bu arada. Bunların anlatımını içeren bir ortam hayal ettiğinizde bence bu uygun olacak diye düşünüyorum. Epos aslında anlatılan hikayelerin belli bir düzen ve ölçüye göre uyarlanması da diyebiliriz. Çünkü şiir, destan ve ezgilerde de tercihe göre değişen abartılı anlatımlar yer alabiliyor biliyorsunuz ki. Epik şiirler var, uzun uzun anlatılan ve ölçülü olan destanlar var. Bu destanlar mesela biri İlyada ve Odessa, epik şiirlere örnek verirsem Sir Gawain ve Yeşil Şövalye olabilir, Beowulf olabilir. Bunun gibi şeyler var biliyorsunuz ki. Bu verdiğim örneklerin içinde de aslında tanrılar, olağanüstü şeyler, sıra dışı şeyler var biliyorsunuz ki. Ancak gel gelelim biraz daha ölçülü ve nizami bir şekilde ifade edilmiş hali diyebiliriz mitosun aksine. Azra Erhat ön sözünde şunu söylemiş. Epos ne kadar güzelse mitos o kadar etkili olur. Yani bu ne demek oluyor? Eğer eposunuzu yani anlatılan ölçülü şiirinizi, ezginizi, destanınızı yani bir ozan tarafından anlatılan mesela içeriğinizi ne kadar etkili verirseniz anlattığınız mitos da yani abartılı bile olsa anlattığınız içerik de o kadar etkili ve kalıcı olur, akılda kalıcı hale gelir diyor. Üçüncü ve son konuşacağımız söz kavramının bir anlamı olan logos ise şu anlama geliyor: yasal düzen, düşünce, bilim ve var olan gerçek. Logos, gerçeğin insan sözüyle aktarılmasına deniyormuş. Yani logos derken şunu kastediyoruz aslında. Dünyada ve evrende var olan doğa kanunları gibi şeylerin insanların anlatımıyla bilinir hale gelmesi diyebiliriz buna. Şöyle ki inanılışa göre logos'ta belirtilen bu doğa kanunlarını aktarmak, söze dökmek aslında insanların bir ödevi, bir göreviymiş. Azra Erhat ön sözünde böyle söylüyor. Yani var olan gerçekliği aktarmak biz insanlık olarak bizim görevimizmiş. Söz kelimesinin 3 farklı anlamı olan bu Yunan kültüründeki 3 farklı anlamı mitos, epos ve logos aslında temel olarak böyle. Mitos ve epos ne kadar birbirine benziyorsa logos da onlardan o kadar ayrılıyor gibi gözüküyor aslında bu durumda. Bu Yunan kültüründeki söz kavramını ayıran mitos, epos ve logos'tan daha sonraki konulara geçecek olursak şöyle devam edelim. Şimdi mitos dediğimiz şey aslında Yunan düşüncesiyle özdeştir diyebiliriz demiş Azra Erhat. Cümlelerinin içinde bunlar yer alıyor. Ve mitoloji dediğimiz kavram, mitologia kelimesini ayırdığımız zaman mitos ve logos kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu görüyoruz. Bu da mitolojinin efsaneler bilimi anlamına geldiğini bize ispatlamış oluyor. Çünkü bazı kavramları, bazı kelimeleri ve bazı olguları anlamak için kelimeli anlamlarına inmek, dil bilimsel anlamda onlara bakmak gerçekten çok açıklayıcı ve doyurucu sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla da mitos ve logosun ortaya gelerek efsaneler bilimi şeklinde ortaya çıkması ve mitolojinin
anlamını bizlere açıklığa kavuşturması da bence gayet derdini anlatan bir mesele diyorum. Şimdi şöyle ki Azra Erhat bu ön sözünde, yazmış olduğu bu ön sözde şunu da açıklıyor. Mit ve mitolojinin ayrımı, yani mit ve mitoloji aslında aynı şey mi? Mitolojiler eskinin dini mi? Şimdiki dinler yeni mitoloji mi? Şeklindeki birkaç soruya ufacık bir şekilde özetlediğim, sizlere özet kısmını sunacağım. Bunları açıklamış ön sözünde. Azra Erhat diyor ki, mitler çok tanrılı efsaneler anlamına gelirse, mitoloji de bunların toplandığı kitap gibi gözükürse diyor. Mitoloji ilk çağ dini denmesi, ilk çağların dini denmesi pek de doğru olmayacaktır diyor. Zira mitoloji din adamlarının değil, ozanların, bu edebi sanatçıların sunduğu bir içerik, sunduğu bir olgu, oluşum diyebiliriz diye de devam ediyor Azra Erhat. Dolayısıyla mitoloji ozanlar ve yazarlar tarafından üretilirken, ifade edilirken ve bir şekilde ortaya konulurken, dinler din adamlarının gücünde olan veya onların elinde şekillenen veya onların anlatımıyla bir yere varabilen bir tarzda olgu, oluşumdur diyebiliriz. Dolayısıyla mitoloji ve din aslında birbirinden çok ayrı kavramlar. Mitos, epos ve logosu açıklamasının sebebi de burada bunun olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü gerçekten de bir din olarak görülmesindense bu biraz daha böyle hikaye anlatıcılığının temeli gibi gözükmesi gerektiğini söylüyor Azra Erhat aslında. Şöyle ki, mitoloji denilince aklımıza ilk olarak Yunan ve Roma mitolojileri geliyor. Ama maalesef ki Yunan ve Roma mitolojileri mitolojilerin asıl kaynağı, asıl önderlik ettiği alan değil. Yani mitolojiler Yunan ve Roma'dan kalkıp çıkmış, geri kalanlarına da öyle yayılmış gibi bir olgu oluşmasın kafanızda. Mitler ve mitolojiler, yani bizim bu gördüğümüz fantastik, çok tanrılı hikayeler daha çok Akdeniz ülkelerinden gelen şeylerdir. Yani Anadolu, Girit, Mezopotamya, Fenike, Mısır, bunlar gibi yerlerden geliyor. Aslında mitlerin ve mitolojilerin oluşma kökenleri buralardan doğmuş, buralardan köklenmiş mitolojiler. Ancak Yunan ve Roma mitolojisini daha çok biliyor olmamız, daha çok aşina olmamız veya kulağımıza daha çok çalınıyor olmasının sebebi Latin alfabesiyle, Latince harflerle ve Latin anlatımla, yani Latince bir anlatımla ilerlediği için daha fazla insana yayılabilmiş, daha fazla duyulabilmiş, daha fazla görülebilmiş bu tarzdaki eserler. Dolayısıyla daha fazla aşinayız biz bu Yunan ve Roma mitolojisinin hikayelerine, mitlerine. Azra Erhat'ın ön sözünde bahsettiği meseleleri kısaca sizlere özetlemiş oldum böylelikle. Eğer daha fazlasını, daha ayrıntılı halini ve biraz daha didaktik diliyle, daha doyurucu haliyle okumak isterseniz ön sözünü mutlaka okumanızı tekrardan tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Myth Today isimli makaleye. Myth Today makalesini, Roland Barthes tarafından yazılan Myth Today makalesini internetten bulabilir misiniz pek emin değilim. Çünkü benim dosyamda yer aldığı için ve oldukça uzun olduğu için sizlere nasıl ulaştırmam gerektiğinden emin değilim. Varsa ama bulabiliyorsanız internetten mutlaka okuyun. Şimdi şöyle ki size videoda sürekli bundan bahsediyor olacağım ve sürekli de aslında bunun faydasını göreceğiz sizlerle beraber. Bir kelimenin, bir olgunun, bir kavramın kökenine inmek, dil bilimsel anlamda kökenine inmek her zaman bize faydası olacak bir şeydir. Ben bunu defalarca deneyimlemiş ve onaylayabilecek biri olarak tekrarlıyorum, söylüyorum sizlere. Roland Barthes da şöyle yapıyor. Mitin gerçek anlamda dil bilimsel kökenine iniyor ve bize mitin ne olduğunu açıklıyor. Şöyle hemen anlatıyorum. Makalesinde Roland Barthes diyor ki, mit kendisi mesaj olan bir iletişim sistemidir. Yani bugüne kadar gelen mitik hikayeler ve mitolojiler aslında bir iletişim sistemi, bir insanlığın birbiriyle kurmaya çalıştığı iletişimdir demeye çalışıyor. Yani mit bir obje, konsept veya fikir değildir, bir form. Yani biçimdir diyor. Tıpkı mitos ve eposta anlattığımız mantık gibi düşünebilirsiniz aslında. Ya da mitoloji kelimesinin ortaya çıkarken mitos ve logos kelimelerinin bir araya gelerek efsaneler bilimi olarak belli bir düzen, belli bir biçim içinde ortaya çıktığını anlatan kavramları hani söylemiştik ya, bunları açıklamıştık ya. Buna benzer bir açıklaması var Roland Barthes. Mit verdiği mesajdaki obje ile değil, o mesajı duyurma yolu ile tanımlanır. Yani diyor ki, senin hikayende anlattığın kahraman ya da hikayende anlattığın tanrı aslında çok da mühim değil bir mit için. Miti
duyurma yolun, yani sözlü mü, yazılı mı, işte uyaklı biçimde mi, düz yazı şeklinde mi, bunu duyurma biçimin çok daha önemlidir MIT için diyor. Makalesinde bir de şundan bahsediyor Roland Barthes. Gösterge ve gösterilenin birleşerek bir araya geldiği ve gösteren isimli kavramı oluşturduğu şey aslında dil bilim ve gösterge bilimdir diyor. Peki bu ne demek? Biliyorum, kafa karışıklığı olabilir. Hemen açıklıyorum. Şöyle ki Roland Barthes şunu diyor. Gösterge bilimde gösterge artı gösterilen, bu ikisi bir araya geldiği zaman bir gösteren kavramını oluşturuyor. Ve bu gösteren kavramı da tekrardan bir gösterge haline geliyor. Gösterge haline gelen bu gösteren tekrardan bir gösterilenle buluşuyor ve yeniden bir gösterge oluşturuyor. Şimdi bu iki aşamalı gösterge, gösterilen ve gösteren kavramlarının bir araya geliş aşamalarının iki aşaması tamamını biz MIT diyoruz diyor Roland Barthes. Yani ne demek? Ben bunu size bir örnekle açıklayacağım. Umarım daha iyi anlatabiliyor olurum. Örnek olarak gösterge ne olabilir? Bir ağaç. Gösterilen kısmında, yani bir ağacın yeşil yapraklı olması gösterilen kısmı ya. Bizim simgemiz bir ağaçtı, göstergemizdi bu. Ve onun gösterilen özelliği de yeşil yapraklı olması diyelim. Bunların bir araya gelip anlattığı kavram olan şey gösteren. Peki burada ağacın yeşil yapraklı olması mesela bize ne ifade ediyor olabilir? Diyelim ki bir canlı olduğunu ifade ediyor. Çünkü yeşil yapraklı bir ağaç ve biz onun canlı olduğunu biliyoruz gibisinden bir gösteren anlamı çıkıyor ortaya. Daha sonradan bu ağaç ve yeşil yapraklı oluşunun bir canlı kavramını ifade etmesinden sonra canlı kelimesi bizim yeni göstergemiz oluyor. Yani canlıyı alıyoruz. Bu sefer canlının yanında neyi gösteriliyor? Yani canlı aslında bize neyi ifade ediyor? Hayat olduğunu. Yani bir hayatın içinde var olduğunu. Mesela bir canlının hayatta olduğunu, yaşıyor olduğunu gösteriyor değil mi? Şimdi buradaki canlı yani göstergemiz ve gösterilen olan yani canlının ifade ettiği anlam olan hayat bir araya geliyor. Ve yukarıda bahsettiğim ağaç ve yeşil yapraklı kavramlarını da beraberinde getirerek yeşil yapraklı ağacın hayatı simgelediğini bize anlatıyor. Yani iki aşamalı şeyin aslında burada bir sentezini bulmuş oluyoruz. Son halini yeşil yapraklı ağaç eşittir hayat gibi bir anlam olarak görebiliyoruz. Şimdi burada anlattığım şeyler aslında çok kafa karışıklığına yol açabilir. Biliyorum. Ancak size anlatmaya çalıştığım şeylerin içinde birkaç da böyle teknik bilgi olsun ki biraz daha güzel bilgilerle yeni şeyler öğrenelim istiyorum. Az önce bahsettiğim ağaç ve yeşil yapraklı gösterge ve gösterilenin bir canlı ifade etmesi burada dil bilim konusuna giriyor. Bu bir dil bilimsel kavramdır. Ancak burada ağaç ve yeşil yapraklının canlıyı ifade ettikten sonra canlı ile hayatın bir de toplamda yeşil yapraklı ağacın hayata eşit olmasını, hayatı sembollemesini, hayatı sembol etmesini göstermesinin tamamına da MIT diyoruz. Roland Barthes tamamen bu upuzun makalesinde aslında en önemli nokta olan bunu açıklıyor gayet uzun ve ayrıntılı bir şekilde. Fakat çok teknik bir dil kullandığı için ne kadarınızı okursunuz emin değilim. Çok kafanızı karıştırdım mı ya? Yani umarım karıştırmamışımdır çünkü emin olun ben de bunu birinci sınıfta, üniversite birinci sınıfta öğrenmeye çalışırken birazcık kafam karışıyor gibi olmuştu. Ancak umarım başarmışımdır. Şu anda izlediğiniz videonun bir yerlerinde size o tablo var şeyi sunmuşumdur. Yani umarım anlatabilmişimdir. Mit ve mitolojinin genel anlamdaki kavramları aslında bu kadarla özetleyebilirim ben size. Biliyorsunuz ki mitoloji 101 tamamen temel, basit ve anlaşılabilir şeyler olmasına özen göstereceğim bir seri olacak demiştim. Dolayısıyla çok daha fazlası, çok daha ayrıntılısı ve çok daha ağır bilgilerini burada yer vermek istemiyorum. Sadece en ağır vereceğim bilgilerden biri Myth Today makalesindeki açıklamaya çalıştığım gösterge bilim ve dil bilim içerikli kavramlardı arkadaşlar. Onun dışında bundan daha ağır bir şeye girmeyeceğim, merak etmeyin. Bunlar zaten sadece teknik konularıydı. Girişte anlamamız gereken bazı şeyler olduğunu inandığım için bunları anlatmıştım. Şimdi buradan sonrası zaten genel olarak biraz daha eğleneceğimiz, biraz daha
işin cılkını çıkarabileceğimiz alanlara gireceğimiz şeyleri içerecek. Videoyu sonlandırmadan önce de Yunan ve Roma mitolojisinin bir karşılaştırmasını, benzerlik ve farklılıklarını sizlere anlatmak istiyorum. Romalılar Yunan mitolojisini olduğu gibi nasıl diyeyim, araklamışlar ve kendilerini uyarlamışlar gibi bir olgu var. Ya da daha doğrusu ikisinin de bizzat aynı şey olduğuna dair inanışlar var. Fakat arkadaşlar ikisi çok farklı. İkisinin benzerlikleri, farklılıkları var, kabul ediyoruz. Benzerlikleri çok fazla gibi gözükse de aslında tamamen kültürel ayrımlarını görebileceğiniz, gözetebileceğiniz tarzda şeyler. Şimdi bu Yunan ve Roma mitolojisinde neler aynı, neler farklı ve neden aslında karıştırmamamız gerektiğini açıklayacağım sizlere. Onları bir anlatacağım. Şöyle ki Yunan mitolojisi Roma mitolojisine oranla 1000 yıl daha eski bir şey. İlyada Roma uygarlığı kurulmadan yaklaşık 700 yıl önce yazılmış hatta. Öyle söyleyebilirim. Yani Yunan ve Roma mitolojisinin aynı olmasının, bizzat aynı zamanlarda ortaya çıkmasının pek de imkanı yok. Yunan mitolojisinde Yunan tanrılarının ve tanrıçalarının görünüşleri çok daha ön planda. Yani bu ne? Güzellik, göz alıcılık, biraz daha kaslılık, yapı şeyleri, kaslıydı gibisinden konuların biraz daha ön planda olması gibi bir şey söz konusu diyebiliriz. Ama Roma mitolojisinde Roma tanrı ve tanrıçalarının daha çok kişilikleri ön planda. Onlar görüntüleriyle değil de daha çok ifade ettikleri kişilik, insani özellikler veya olgularla ön plana çıkıyorlar. Yani gördüğünüz üzere Yunanlılar biraz daha cıvıklık, biraz daha objektivizm temalı ilerlerken Romalılar biraz daha akılcı ilerlemiş. Farkı burada görüyorsunuz. Bir farklı özellikleri de şudur. Yunan tanrılarının isimleri insani özelliklerden geliyor. Roma tanrıları ise isimlerini objelerden alıyor. Yunan mitolojisinde bahsedeceğimiz birçok şey aslında olgulardan ve insani özelliklerden çıkabiliyor köken olarak. Kelime kavramı, kelime kökeni olarak. Ancak Roma tanrıları mesela Satürn, Venüs, Mars bunun gibi isimler objelerden geliyor. Yani ne? Gökyüzündeki cisimler, gökyüzündeki objeler. Bu da farklardan biri diyebiliriz. Bir de şöyle bir farklılıkları var. Yunan mitolojisinde ölümlülerin kahramanca yaşamları çok daha önemli görülüyor. Yani kahramanca etki göstermiş, kahramanca şeyler yapmış kişiler. Bunlar gerek melez olsun, gerek gerçekten ölümlüler olsun çok daha fazla önem taşıyor. Ve hatta İlyada ve Odessa'da, daha çok İlyada'da görebileceğiniz tanrıların sadece birazcık müdahale edici etken olarak yer aldığı. Ancak ölümlülerin daha çok hikayelere, mitlere, efsanelere kaynaklık ettiği gibi bir gerçek var Yunan mitolojisinde. Ancak Roma mitolojisinde bu akılcılık mantığı ilerlediği için, çünkü hani güzellik ön planda değil, biraz daha insani özellikler, işte kişilik anlamda ön plana çıkıyor tanrılar demiştim ya. Roma mitolojisinde ahir yaşamı dünyadaki eylemlerden daha çok önemli görüyorlar. Yani nedir? Sen bu dünyada ne yaptın çok da mühim değil ama ahir yaşam asıl yaşam olduğu için senin orada ne olacağın çok önemli demeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Roma mitolojisindeki ölümlü hikayeleri, yani biraz daha insanların yer aldığı hikayeler, tanrıların hikayelerine oranla çok çok daha az sayıda. Yunan mitolojisinde bu tam tersi oluyor. Yani evet biz daha çok tanrıların ve fantastik, biraz daha sıra dışı yaratıkların, olağan dışı, olağanüstü yaratıkların hikayelerini okuyacağız Yunan mitolojisinde, kabul ediyorum. Fakat Roma mitolojisinde bu çok daha tam tersi. Hatta şöyle ki zaten muhtemelen bu kadar karıştırılmalarının sebebi de bu. Çünkü sadece tanrılara yönelik ve insanlara örnek olacak kişilerin hikayelerini anlatıyorlar Roma mitolojisinde. Dolayısıyla bir ölümlünün hikayesini pek bilmediğimiz için Roma mitolojisindeki olguları da Yunan mitolojisiyle karşılaştırıp "Aa bunlar aynıymış" falan diyebiliyoruz. Bu da yanlış bir görüş diyebiliriz aslında. Yunan mitolojisindeki tanrılar ve tanrıçalar ulaşılamaz ve erişilemez figürlerdir aslında. Roma tanrıları ise bir idol olarak yer alıyorlar. Ve hatta örnek alınıyorlar. Yani örnek alınması için Roma mitolojisindeki o tanrılar ve tanrıçalar var diyebiliriz. Az önce bahsettiğim Roma mitolojisinde geçen ahir yaşam çok daha önemli kavramı aslında burada ortaya çıkıyor. Burada kendini biraz daha belli ediyor.
Yani Roma tanrıları gibi yaşamak, onları örnek almak, onları bir idol olarak benlemek çok daha doğru kabul ediliyor. Dolayısıyla da bu kabul ettikleri yaşam biçimi, onlara örnek olan, onlara idol olarak sunulan bu figürler onları yani ölümleri ahir yaşamda daha çok etkiliyor olacak denmeye çalışılıyor. Kısacası Yunan ve Roma mitolojisinin benzerlikleri ve farklılıkları böyle diyebiliriz. İkisinin birbirine benzetilmemesi gerektiğini umarım anlatabilmişimdir. Yani umarım gerçekten videoları anlayabileceğiniz biraz daha rahat samimi bir dille anlatmaya devam edebiliyorumdur. Bundan sonra biraz daha hikayelere gireceğiz. Biraz daha wow, o öyle yapmış, kaynının, torununun, dedesinin, amcasının dadısını atlamış falan gibisinden anlatacağım için belki daha rahat, daha anlaşılır olacağını inanıyorum. Gel gelelim, bu bilgileri de vermek zorunda olduğumu hissettiğim için bu Mitoloji 101'de buna yer verdim. Yoksa direkt hikayelerden, evrenin yaratılışından başlayıp her mitolojide neler neler varmış diye dümdüz de anlatabilirdim. Ama şu, böyle bilgiler de olsun kafanızda. Böyle şeyleri de, böyle bilgileri de vermek istedim. Artık alan aldı, almayan da canı sağ olsun, sıkıntı değil. Şimdilik bu videonun bu sonu olsun. Bir sonraki videoda Yunan mitolojisine kesin giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha fazla didaktik bilgi yok, merak etmeyin, sizi sıkmayacağım. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, abone ol butonuna basmanızı, her şeyinizi bekliyorum. Çünkü size söylediğim gibi YouTuber olmanın ilk kuralı böyleymiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.